Şimdi bu haftayı dolar euro konuşarak kapattık ya aslında hani gerçek gündem bu dedik. Dolar aldı başını gidiyor, euro aldı başını gidiyor, hayırlısı dedik. Şimdi bir ekonomi tarafı var yani niye dolar euro böyle? Türkiye'ye hani uluslararası bakış, Türkiye'nin yerinin değişmesi, Türkiye ile ilgili algı, yabancı yatırımcı gidiyor, yerli yatırımcı yatırım yapmıyor falan filan, daha önce konuştuğumuz meseleler. Şimdi Türk dış politikasına bakacağız biraz. Hümeyra Pamuk, Reuters muhabiri, Washington DC'de, kendisi Dışişleri Bakanlığı muhabiri. Hem bu yani sürekli Antony Blinken'ı, Amerikan Dışişleri Bakanı'nı takip ediyor. Türk-Amerikan ilişkilerini takip ediyor. Hümeyra ile konuşacağım. Hümeyra selam. Merhaba Nevşin. Şimdi sen tabii şeydesin, Washington DC'desin ama sizin yani daha doğrusu Amerikan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Wendy Sherman Türkiye'ye geldi. Yani bu düzeyde bir ziyaret oldu. Belki ona ilişkin de bir şey söylemek lazım. Ve geldiğinde de Türkiye'ye böyle bir fotoğraf verdi. İstanbul Sözleşmesi bizim diye ve de böyle bir tweet attı. Diyor ki Türkiye'nin işte böyle birdenbire İstanbul Sözleşmesi'nden çıkması çok hayal kırıklığı yarattı bizde diye. Ne diyorsun? Vallahi bu tweet çok net değil mi Nevşin esasında? Şimdi Wendy Sherman uzun bir seyahat yapıyor. İşte Brüksel, Türkiye, bundan sonra Asya'ya gidecek. Endonezya, Tayland ve Kamboçya'ya. Biliyorsun şeyde Blinken'da Orta Doğu gezisindeydi. Ona değineceğiz daha sonra. Ancak hani şu dönemde Türk-Amerikan ilişkilerinde en azından Amerika tarafından en önemli olan gündem maddesi, en çok takip edilen şey elbette NATO zirvesi ya da G7 etrafındaki Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi. Bütün gözler buna kilitlenmiş vaziyette. Bunun öncesinde ben Amerikan tarafında yani böyle yeni başlıklar, işte çeşitli hassasiyetlere yol açabilecek bir takım manşetler vesaire, bunlardan çekinme arzusu da görüyorum birazcık. Hani bazı söyleşi isteklerimiz vesaire oluyor. Bunlarla ilgili fazla mutedil cevaplar alıyoruz. Hani bu görüşmeye kadar çok fazla yani kontrol edemeyecekleri herhangi bir manşet vesaire çıksın istemiyorlar. Ama bu gezi tabii gerçekleşiyor. Çünkü şöyle bir önemi var bu gezinin. Wendy Sherman, Blinken'ın yardımcısı. Hani bu seviyede ilk defa Türkiye'ye Biden yönetiminden en yüksek düzeyde ziyaret. Bu ziyaretin olması önemli çünkü bu... Ama bir şey söyleyeceğim Can, normalde eskiden olsa böyle bakan yardımcısı mı gelir? Tabii ki de Yani. elbette. Yani ben artık hani esasında belki ben farklı bir realiteden konuşuyorum sürekli. Hani ben Türk-Amerikan ilişkilerinin realist olarak baktığım zaman bir önceki yönetimlerle kıyaslandığında hani Biden'ın telefon konuşması Erdoğan'la biliyorsun ne kadar geç gerçekleşti. Ve hani 24 Nisan'dan hemen önce 24 Nisan'da yapacağı hani deklarasyonla ilgili olarak aradı. İlk arama bu şekilde oldu. Yani ben kendi kafamda artık öyle bir eksen oturttum ki Türk-Amerikan ilişkilerini. Hani Blinken'ın, belki de yakından takip ettiğim için, hani Blinken'ın bu Orta Doğu ziyaretinde veya şu ana kadar Türkiye'ye gitmemiş olması mevcut Türk-Amerikan ilişkilerine baktığımda bana anormal gelmiyor. Çünkü yani gerçekten ilişkilerin durumu iyi O değil. noktadayız, o Bu noktadayız. noktadayız. Yani çözemediğimiz, uzun zamandır çözülemeyen birçok başlık var. Bir tane değil. Pozitif bir takım başlıklar bulmakta zorluk çekiliyor. Var ufak tefek şeyler orada burada. Ama sorunlar pozitif şeylerden daha Ne fazla. peki, Amerikalılar ne diyor yani? Düzelir diyorlar mı mesela? Nasıl düzelir? Amerikalılar yani düzeltmek istediklerini kendileri kamuya açık bütün açıklamalarında da söylüyorlar. Çünkü hani her zaman hep cümleye Türkiye bir NATO üyesi, çok önemli bir NATO üyesi. Amerika'nın da kaç senelerdir ilişkisi olan hani bir ülke. Ama mesela şunu şöyle bir farkı söylemek istiyorum sana. Mesela Blinken Orta Doğu gezisindeyken ben bu gezide yoktum. Çünkü bir öncekinde vardım. Çeşitli basın toplantılarını seyrettim Blinken'ın. İşte Ürdün kralıyla görüştü. O görüşmenin başında ufak bir açıklama yaptı. Mesela orada Ürdün'e yönelik öyle bir şey söyledi ki, Ürdün dedi sadece bir müttefik değil, aynı zamanda bir dost ülkede dedi. Yani ne kadar hani net bir şekilde, değil mi? Hani ifade ediyor ilişkinin olduğu yeri. Aynı Blinken Senato'daki şeyinde oturumunda, kendi konfirmasyon oturumunda, onay oturumunda
Türkiye'ye so-called partner demişti hatırlarsan. Sözde müttefik. Sözde müttefik. Yani oradaki farklılığı çok net bir şekilde görebiliyorsun. Ama ben dün birkaç yetkiliyle konuştum bu tarafta. Arka plan konuşmaları bunlar. Hani isimsiz yetkililer olarak ama bilgi kullanılabiliyor. Yani benim onlardan aldığım intiba elbette çok fazla dosya var. Ve Biden görüşmesi öncesinde bir bakmak istedik. Bu dosyalarda, bu konularda acaba birazcık somut olsun, birazcık buna deliverable deniyor. Yani bir sonraki toplantıda somut olarak şu sonuca vardık, şu karara vardık, şöyle bir ilerleme kaydettik X, Y, Z konusunda diyebileceğimiz bir noktaya gelebilir miyiz diye de birazcık Wendy Sherman'ın görüşmeleri bunu da kapsıyor. Türk tarafının da benim intibam aldığım yani bir onarma, ilişkilere realist bir yerden tekrar başlama arzusu var. Yani bu şu andaki görüşmesi daha çok bununla ilgili. Ancak benim gördüğüm kadarıyla sivil toplum örgütlerine büyük yani bir gün ayırmış. Tek tek sivil toplum örgütleriyle görüşüyor. Bu İstanbul Sözleşmesi konusu çok önemli. Dün yetkililerle konuşurken insan hakları konusu, basın özgürlüğü vesaire bunlar en başta gelen konulardan birisiydi. Hep söylüyoruz biliyorsun. Trump yönetiminde böyle bir endişe, böyle bir bu bir başlık bile değildi neredeyse. Yani çok aşağılarda olan bir başlıktı. Şimdi bu başlığın S-400'ün hemen arkasından geldiğini görüyoruz gerçekten. Hani spesifik olarak hangi konularda ne kadar bir ilerleme sağlanabilir, somut nasıl bir başarı... Yani mesela Trump zamanında bir sorun hadi S-400'ler bir de şeydi değil mi? İşte bu YPG neyse. Şimdi de buna şey de eklendi. Bunu hep söylüyorlar demokratlar. İşte Türkiye'deki otoriterleşme falan, insan hakları ihlalleri. Şimdi bir de bunlar da listeye eklendi sorun olarak. Yani öyle görünüyor. Tabii. O Wendy Sherman'ın zaten tweet'i de yani biliyorsun bu Twitter hesapları, bu yetkililerin, bu üst düzey politikacıların hiçbir zaman rastgele olmuyor hiçbir şey. Oradaki tweetlerin hepsi, konulacak fotoğraflar, o yazılacak cümle teker teker, tek teker kelime son derece ince elenip sık dokunuluyor. Dolayısıyla onun bu şekilde bir maske takıp işte böyle bir tweetle bu fotoğrafı Twitter'ına koyması ne kadar önem verildiğini, insan hakları konusunda bu konunun genel Türk-Amerikan ilişkilerinde ne kadar önemli bir yere geldiğinin çok açık bir göstergesi. Bu şeydi yani uzun zamandır bu alış, bunu unuttu Türkiye, onu söyleyeyim yani değil mi? Ne zamandır yani bunu şey yapıyor Türkler ya işte boş ver bunlar böyle söylüyor da business as usual abi nasıl olsa. Hani yalandan söyle öyle bir tavır vardı ya Türkiye onu şey yaptı. Hani Avrupa Birliği'ni de öyle juggle ediyor ya. İşte Avrupa'da demokrasi memokrasi diyor. He he diyor Türkiye sen boş ver demokrasiyi de bak bende Suriyeli göçmenler var ona göre falan diyor. Hani o işi bunlar böyle götürüyor. Şimdi muhtemelen Biden yönetimiyle de öyle yapmak istiyorlar. Hani o kıvama bakıyorlardır bence. O kıvama nasıl getiririz? Hani nereden? Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Yani sen de takip ediyorsun bunu çok yakından. Biden yönetimi geldiğinden beri, 20 Ocak'tan beri Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye, sadece Türkiye konulu açıklamalarına eğer bakarsan müthiş bir artış var bunda. Yani mesela geçen senenin ilk 4 ayıyla kıyaslayalım bunu, ilk 5 ayıyla kıyaslayalım. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye ile ilgili ne açıklamalar yapılmış? Yani ben hatırlıyorum, ben o zaman Dışişleri Bakanlığı'na bakıyordum. İşte Ocak 2020, Mayıs 2020 arasında belki bir tane olmuştur ya da olmamıştır. Hiç olmamış bile olabilir. Bütün fokus bambaşka bir yerdeydi. Yani Çin'deydi, koronavirüs patlıyordu vesaire, farklı bir dünya vardı diyeceksin ama gerçekten de bir önceki yönetimin Dışişleri Bakanlığı web sitesinde gidip Türkiye'nin insan hakları konusunda bir açıklamasını bulmak için 2019'a gitmen gerekiyor. Halbuki bu sene Biden geldiğinden beri işte bu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar olsun, İçişleri Bakanı'nın LGBTQ bireylerle ilgili kullandığı ifadeler olsun, gene İçişleri Bakanı'nın sanıyorum 2016'daki darbe girişimiyle ilgili Amerika'ya yönelik bir takım açıklamaları vardı. Bunlara cevap niteliğinde olsun. Yani bu şunu gösteriyor. Biz çok farklıyız bu konuda bir önceki yönetimden. Ve size ne kadar farklı olduğumuzu da her fırsatta bu açıklamalar aracılığıyla göstereceğiz. Ve umarız mesajı alıyorsunuzdur şeklinde. Ben bu şekilde yorumluyorum. Anladım. Türkiye'de de şey gitti tabii yani Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'a eli kanlı dedi bu. Orta Doğu, İsrail, Filistin meselesinde.
çok ağır. Sonra geçen de belki takip etmişsindir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Amerikan Büyükelçisi işte randevu istedi, randevu vermedim. İşte bunlar Türkiye'de darbe yapıyor. Bunlar işte falan filan hani emperyalist öyle açıklamalar yaptı. Türkiye'de de böyle bir sentiment var yani. Hani her ne kadar belki Erdoğan daha pragmatist davranıyor olabilir falan ama Türkiye'de de böyle bir hava, atmosfer var. Şimdi bu Türkiye'deki bu atmosfer demişken sizi Reuters'ın özel haberi çok çarpıcı. Bu Belarus meselesinde onu açsana, anlatsana biraz. Anlatayım. Bu işte birkaç gün önce NATO'da bir böyle toplantı yapılıyor. Yani ben de biliyorsun ben Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na bakarken hani Türkiye bir kısmı bazen haftalar oluyor. Hiç Türkiye ile ilgili bir haber vesaire bunlarla ilgilenemiyorum. Ama işte bir takım bazı kaynaklarla konuşurken bu Belarus konusu geldi. Ondan sonra NATO konusu geldi. Ve ben bu şekilde bir şey duydum. Bana başta pek mantıklı gelmedi açıkçası. Hani çünkü yani şundan dolayı mantıklı gelmedi. Yani batılı ülkelerin NATO'nun karşı çıktığı, uygun bulmadığı bir takım politikaları Türkiye şey yapıyor olabilir, devam ettiriyor olabilir ama orada bir ulusal çıkar görüyor. Yani bizim için, bizim ulusal çıkarımıza bu uyuyor. Biz o yüzden bu şekilde yapacağız. Evet. Bu NATO'ya uymuyor olabilir. Burada ulusal çıkar olarak yani ben biraz zorlandım açıkçası. Şeyin başına gidelim. Bir tane Belaruslu bir gazeteci. Evet, Belaruslu bir gazeteci. Konuyu anlatmak için diyorsun. Evet, işte şeyden Yunanistan'dan Litvanya'ya giderken Belarus hava sahası içerisinde bir Belarus savaş uçağı Ryanair içerisinde bulunduğu yolcu uçağının yanında beliriyor ve onu zorla Minsk'e indiriyor ve indirildiği esnada da bu gazeteci gözaltına alınıyor. Yani inanılmaz bir olay gerçekten. Burada Amerikalılar tarafında hani müthiş bir şok yarattı. Avrupa'da da aynı şekilde. Gerçekten hani yani kişisel olarak benim görüşüm yani bir korsanlık müthiş bir şey. Ve yani bu yönde birçok açıklamalar yapıldı. Amerika'da bir takım yaptırımlar vesaire yapalım mı yapmayalım, ne kadar hızlı yapabiliriz falan gibi bir çalışma içerisinde şu anda. İşte Biden bir açıklama yaptı bununla. Yani bu oldukça önemli hani bir olay gerçekten. Ve bizim anladığımız şu şekilde bir şey gerçekleşmiş. Bütün NATO üyeleri özellikle işte Polonya, Litvanya, Latvia bunlar ve başka daha batılı Batı Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere oldukça sert bir metin olsun istemişler. Buna yönelik Lukashenko'yu kınayacak. Lukashenko ile ilgili ve bu metinde onlar için önemli olan bazı noktalar varmış. Ancak hani Türkiye şu veya bu sebeple siyasi tutuklulara bir atıf olmasın. İşte Avrupa Birliği yaptırımlarını destekliyoruz. Daha da fazla yaptırım olursa onları da destekleriz anlamına gelen bir ifade de olmasın. Belarus'un işte NATO ile olan ilişkisinin, mevcut ilişkisinin downgrade edilmesi yani işte seviyesinin düşürülmesine yönelik hani eğer bu hareketler devam ederse Belarus'tan hani NATO böyle bir aksiyon alabilir. Bununla ilgili de bir atıf olmasın gibi spesifik bir takım itirazları olmuş ondan sonra ve anladığım kadarıyla da Stoltenberg NATO Genel Sekreteri Stoltenberg çeşitli açılardan eleştiri gören bir genel sekreter. Mesela Trump'a yönelik tavrının çok yumuşak olduğu düşünülüyordu Trump varken. Yani NATO'da bir ayrışma olmasın. Blok'ta farklı sesler çıkmasın. Blok ne olursa olsun hep beraber ve birleşmiş bir şekilde durabilsin diye çok çaba sarf eden ama bunu yaparken de birazcık belki de yani hani peki tamam oldu senin istediğin gibi olsun aman çok fazla bir ses çıkmasın da olay çıkmasın da biz bunu kapatalım şeklinde bir tavrı da olabiliyor diye ben bu eleştiriyi Stoltenberg ile ilgili geçen seneden beri hep duyuyordum. Burada da benzer bir tavır olmuş benim anladığım kadarıyla ve Stoltenberg hani Türkiye'nin bu itirazlarını dikkate almış ve ondan sonra da bu hani Ankara açısından olumlu bir şey olarak görülebilir tabii ki de ancak diğer aday ülkeler ve sonra da onun takımı yani Stoltenberg'in ekibi yeni bir
bir metin şey yapılmış. Daha önceden bu arada, yani o önemli, daha önceden üzerinde anlaşılan bir metin var. Hani Türkiye ona itiraz ediyor, öyle değil. Ama herkesin kafasında daha sert, daha bu spesifik işte siyasi tutukluları atıf, yaptırımları atıf, NATO ilişkisine atıf olan bir metin olma arzusu var. Bunlar önemli konular. Ama ve Türkiye'nin hani burada itirazları var. Ve sonunda Stoltenberg'in hani takımı tamam bu şekilde olsun demiş ve sonunda Türkiye da bu yumuşatmış. Burada tabii Türkiye'ye ne abi Belarus'un diktatöründen sorusu akıllara geliyor. Hani bir acaba Türkiye kendisi de ya işte bizde de siyasi tutuklu var. Ne bileyim yarın öbür gün biz de böyle bir gazeteci tutarız mutarız havadan indiririz falan değil mi? Düşünüyor. Bu herhalde akıllara gelen bir şey. Bir de Putin'e jest mi ya da? Yani bu haberi yazarken zaten en çok zorlandığım benim kişisel olarak yer buydu. Kaynakların söylediklerinin yani işte çok üst düzey kaynaklarla konuştuk diyebiliriz. Yani isimlerini vesaire kim olduklarını elbette söylemeden haberdeki halini koruyarak. Dolayısıyla hani doğruluğuyla ilgili bir şüphemiz kalmadığı noktada Ankara'nın motivasyonuyla ilgili benim hala bir sorum vardı. Yani birçok kişi tarafından, hatta haberde bir diplomatın, isimsiz bir diplomatın sözlerine de yer veriyoruz. Hani birçok kişi Türkiye'nin bu davranışından dolayı derin bir hayal kırıklığına uğradı. Neden böyle bir şey yapmak istediğini tam olarak anlayamadık vesaire diye. Ancak hani bize sunulan açıklama, Türkiye tarafından değil, diğer taraftan sunulan açıklama Rusya konusunda hani bir Türkiye'nin zor bir dengeleme sürecinde olduğu, biliyorsun işte Ukrayna'dan dolayı son dönemde Türkiye'nin Ukrayna açıklamaları, bundan dolayı hani Moskova'nın çok memnun olmadığı açık, Polonya'ya drone satıldı. Türkiye'ye turist lazım, turist, Rus turist lazım. Tabii ona, yani ona geleceğim hani oradan yani çerçeveyi verirsek eğer, hani işte Polonya drone meselesi bundan dolayı da mesele değil esasında, hani Türkiye'nin Polonya'ya drone satması Türkiye adına çok müthiş bir şey ama tabii ki de hani Rusya bundan elbette mutlu olmayacak. İşte Libya'da karşı taraftayız, Suriye'de karşı taraftayız, Dağlık Karabağ'da çok hassas bir yerde aynı şekilde devam ediliyor. Yani ve aynı şekilde işte Türk Hava Yolları Minsk'e, yani ben dün baktığım zaman her gün uçuş gördüm, günde 2-3 defa uçuş gördüm. Ve yanlış bilmiyorsam şu anda Rusya'dan uçuş yok diye biliyorum ama yanlış bir şey söylemeyeyim onunla ilgili. Bir takım şey uçuşlar azaltıldı. Azaltıldı. Yani bu turist konusu zaten çok çok önemli bir şey. Hani böyle bir çerçeve çiziliyor. Ancak hani spesifik olarak şu yüzden yaptık demek isteyen, fikrini söylemek isteyen beni bulabilir, arayabilir. Çok memnuniyetle on the record veya off the record hepsiyle konuşmak isterim, dinlemek isterim. Nasıl oldu? Eyvallah. Buradan mesajı da şey yapmış olalım. İşte en son dönemde Türk-Amerikan ilişkileri gerdi dedik yine. İsrail-Filistin arasında yaşanan gerginlik, işte Hamas'ın olaya dahil olması, Hamas'ın olaya da hani Biden'ın açıklaması ve Türkiye'de işte Cumhurbaşkanı Erdoğan buna sert tepki göstermesi. Fakat bir ateşkes sağlandı değil mi? Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken bölgede böyle bir turladı. Tel Aviv, işte Ürdün'e de mi geçti? Ne oldu? Sen daha iyi biliyorsun. Evet. Şimdi bu konu çok önemli tabii ve bir anda çıktı Amerika'nın karşısına. Yani Amerika, Biden yönetimi daha doğrusu, Çin, ondan sonra Rusya, ama ağırlıklı olarak Çin dış politika odağı olacak iken, bunu hatta bana bir analist mi söyledi geçenlerde, birisi söyledi. Yani Orta Doğu böyledir dedi. Sen hiçbir türlü Orta Doğu'yu arka plana atamazsın. Atmaya çalışırsan mutlaka bir şekilde ortalığı karıştırır ve kendisini gösterir illaki diye. Bu esasında iyi bir örnek buna. Bu konuda Biden yönetimi spesifik olarak hazırlıklıydı, hani böyle bir şey bekliyordu falan gerçekten diyemeyiz. Ve hala biliyorsun önemli senato onayı gerektiren önemli Dışişleri Bakanlığı pozisyonları Orta Doğu konusunda hala boş. Hala acting, yani işte eskiler şey yapıyor veyahut da işte kıdemli yönetici, kıdemli yetkili deniyor onlara. O şekilde devam ediyor. Dolayısıyla biraz yani bunun nasıl hızlı bir şekilde tırmandığını görünce biraz şaşırdılar. Ve burada çok haber çıktı. Bunun tırmanma belirtileri Ramazan'ın başından beri İsrail'in işte
El Aksa'da yaptığı şeylerden dolayı birçok belirtisi vardı bunun. Bunları Amerika ciddiye almadı diye burada çok haber çıktı ve çok eleştirildiler. Biz bundan geçtiğimiz hafta değil, bundan önceki hafta Arktik, işte Danimarka, İzlanda ve Grönland gezisine gittik Blinken'le beraber. Bu gezi boyunca sürekli biz şey beklentisindeydik. Yani uçak divert edecek ve buradaki şeylerden, bu stoplardan bir tanesini iptal edecekler ve biz son dakikada Orta Doğu'ya gideceğiz. Hep bu beklenti içerisindeydik. Basın toplantılarında çok fazla İsrail-Filistin konusu hep soruldu. Yani dünyanın bambaşka bir yerindesin. Hani kutuba yakın bir yerdesin ve işte iklim değişikliği, ondan sonra hani Rusya'nın Arktik'teki ilerleyişi vesaire ilgili konularla ilgili bir geziydi. Ama sürekli İsrail-Filistin arka plandaydı. Burada söylemek istediğim önemli şeylerden bir tanesi, Türkiye'de Twitter'da görüyorum, televizyonları seyredemiyorum ama hani Türkiye'nin arabuluculuğu, işte Türkiye'yi aradı aramadı vesaire, gene aynı şekilde o yayının başındaki gibi, yani bana hani bu eleştiri veyahut da hani argüman olarak söylendiği zaman bile o kadar garip geldi ki. Maalesef burada Türkiye Amerika'nın İsrail-Filistin sorununu çözümü çerçevesinde, Türkiye yok o çerçevede. Yani hiç yok. Hiç neden öyle yok? Yani bu Türkiye ile Amerika'nın içinde bulunduğu kendi ilişkilerinin bozukluğuyla bir şekilde açıklanabilir ama aynı zamanda da hani Türkiye'nin İsrail'le ilişkisi, Türkiye'nin Mısır'la ilişkisi, Türkiye'nin diğer Körfez ülkeleriyle ilişkisi vesaire, bunlara bakıldığında gelinen noktada Türkiye burada ateşkes sağlanması için veyahut da kalıcı bir barışa doğru bir takım adımlar atılması için taraflara bir lobi yapabilecek diplomatik kasa sahip bir ülke gibi görülmüyor açıkçası. Bunu nereden anlıyoruz? Blinken Arktik gezisi boyunca sayısız telefon görüşmesi yaptı. İşte Mısır'la çok görüştü, Filistin'le görüştü, bütün Körfez ülkeleriyle görüştü, Fas'la görüştü, Bahreyn'le görüştü. Yani herkesle görüştü. Mısır'la görüştü. Mısır'la görüştü tabii birkaç defa. Biden Netanyahu'yla 6 defa konuştu biliyorsun. Ama Türkiye'yle görüşmedi hiç. Telefonda hiçbir telefon konuşması olmadı. Türkiye'yle, Çavuşoğlu ile telefon konuşması geçen cuma gerçekleşti 21 Mayıs'ta. Biz o zaman dönmüştük. Bir gün önce zaten ateşkes sağlanmıştı. Ve çok ilginç bir şekilde Dışişleri Bakanlığı'nın Blinken Çavuşoğlu görüşmesinden sonra yayınladığı readout, açıklama, yani görüşmenin bir arka plan notunda İsrail-Filistin konusunun tartışıldığına dair hiçbir atıf yoktu. Ben hatta baktım, yani peki ne konuştular diye. İşte Suriye var, Afganistan var, ikili ilişkiler var. Ama yok, Allah Allah, konuşmamış nasıl olabilirler acaba diye düşünüyor insan gerçekten. Yani oradan mesela birincisi anlıyorsun. Mısır'a tabii bu gezisinde gitti. Bu gezisinde işte İsrail'e gitti, ondan sonra Batı Şeria'ya gitti, sonra Mısır'a gitti ve sonra Ürdün'e gitti. O dediğim şey de Ürdün'den. Ürdün Kralı ile yan yana otururken hani siz sadece müttefik değil aynı zamanda dostsunuz vesaire diye. Yani bunların içerisinde hiçbir yerde maalesef Türkiye'nin bir varlık gösterdiğini göremiyoruz. Burada bir tane Mısır yan notu var. İstersen açarız. Mısır-Amerika'nın ilişkileri pek iyi bir durumda değildi biliyorsun. Özellikle insan hakları konusunda. Ve hani işte silah satışları vesaire, hani neden insan hakları ve bir takım Mısırlı Amerikalı çift pasaportlu bazı vatandaşlar var burada, şeyde Mısır'da tutuklu, bunlarla ilgili bunlar hala serbest bırakılmıyor vesaire. Ama şimdi Mısır farklı bir yere geçti ister istemez. Çünkü bu ateşkes konusunda ve İsrail-Filistin konusunda ağırlıklı %90 bütün arabuluculuğu Mısır yaptı, Hamas'la konuşuyor ve kendi statüsünü Amerika için olduğundan daha değerli bir hale getirmiş oldu. Bu Amerikan-Mısır ilişkilerini... Yani Sisi şeyi başardı. Sisi şeyi becerdi o zaman. İşi, havayı değiştirmeyi becerdi bu şey kullanarak. İsrail-Filistin. Bütün hava değişti mi? Evet, yani bütün hava tamamen değişti mi? Ondan emin değilim. Çünkü Sisi ile görüşmesinden sonra Blinken'e basın toplantısında çok soru soruldu. Başka arka plan görüşmeleri vesaire de oldu. Orada hani Blinken bu insan hakları, yani siz Mısır'la ilgili çok ciddi insan hakları eleştiriniz var. Şimdi onlar tabii ki de çok önemli bir rol oynadılar. Sizin şimdi onlara ihtiyacınız var. İnsan hakları konusu arka plana düşüyor mu?
Sisi artık bu insan hakları konusunda hani bana bir şey yapamazlar gibi bir tavır gördünüz mü diye bu çok soruldu. Blinken çok net cevaplar vermemekle birlikte birkaç tane ipucu vardı cevaplarında. Bir tanesi mesela Mısır'ın su ihtiyaçlarını görüştük dedi. Şimdi Mısır'ın su ihtiyacı konusu ayrı bir konu ama biliyorsun Etiyopya'da bir tane Grand Renaissance barajı var. Barajı. Etiyopya ve Mısır o konuda çekişiyorlar. Ondan sonra Mısır istemiyor bunun olmasını çünkü evet, kendi su kaynaklarını alacak diye düşünüyor. Ve burada Amerika'nın bir arabuluculuğu var. Mesela onun orada gündeme gelmiş olması, ondan sonraki açıklamada Blinken'in bundan bahsediyor olması, orada ha Mısır bu yaptığı arabuluculuğun karşısında bu baraj konusunda Amerika'nın desteğini alıyor mu, aldı mı gibi bir şey çıkardı. Yani orada hani gerçekten kendi statülerini bir nebze upgrade etmeyi, bir nebze kendilerini Amerika'nın gözünde yükseltmeyi başarmış olduklarını görüyoruz. Ama yönetimin insan hakları konusunda çok ciddi bir vurgusu var. Yani ne kadar takip eder, ne kadar yani o baskıyı Mısır'ın üzerinde sürdürebilir bilmiyorum. Belki sürdürmez baskıyı ama sürdürüyormuş gibi göstermeye çalışır. Hani o da bir şey. Mesela en sonda şunu söyleyeyim. Görüşme notu yayınlanıyor gene. Blinken ve Sisi görüşme notunda işte değişik şu İsrail-Filistin konusundaki ateşkes konusuna değindik diyor, ikili ilişkiler diyor. İnsan hakları konusu en altta. Mesela onu çok kişi tweet etti dün. Dört paragraflık bir açıklama yapılmış. İnsan haklarını da konuştuk cümlesi dördüncü paragrafta. Herkes dedi ki ateşkesten sonra işte Mısır'ın Amerika'nın nezdinde insan hakları konusundaki hani İnsan hakları konusunun Amerika nezdinde geldiği yeri buradan anlayabiliriz diye. Onu zaman gösterecek yani ama şu anda, şu an için kendilerini Amerika'nın nezdinde daha kullanışlı bir hale, daha önemli bir hale getirdiklerine hiç şüphe yok. O kesin. Evet, yani burada aslında şimdi bu hani ateşkesin sağlanmasının ardından da yani aslında Türkiye'de hava farklı, onu söyleyeyim. Hatta öyle toparlayalım yavaş yavaş. Şimdi sen bize çiziyorsun ya çerçeveyi, böyle 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 görünüyor DC'den, böyle 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 diye. Ama mesela bu şey konusunda, İsrail-Filistin konusunda iktidara yakın gazeteciler ya da iktidara yakın işte panditler ya da yorumcular hep şeyi söylüyor. İşte Türkiye çok yoğun İsrail'e baskı yaptı, bir Türkiye çıktı sürekli açıklama yaptı bununla ilgili, işte Erdoğan şey yaptı, baskı yaptı falan, o yüzden oldu ateşkes diyorlar. Türkiye'den böyle yorumlanıyor baktığın zaman. Yani şimdi bilemiyorum, belki bir doğruluk payı olabilir. Ben Amerika tarafından baktığımda, hiç Amerika perspektifinden bakıldığında maalesef masada görmüyorum. Yani aldığım intiba, bütün saydığımız şeyler, telefon görüşmeleri, diplomasi trafiği vesaire, bunlara baktığımızda burada öyle görünmüyor ama belki hani bir katkısı olmuştur. Peki şey kesin mi? En son onu sorayım. Haziran'da bu NATO zirvesinde Biden'la Erdoğan'ın görüşmesi hani kesin mi? Türkiye kesin diyor fakat Amerikalılara şeylere bakıyorum, yazan çizenlere, gazetecilere, onlar kesin değil diyorlar. Yani sen ne dersin? Yo, ben kesin diyebiliyorum. Yani spesifik gün ve zaman konusunda henüz bize bir bilgi gelmedi. Ama genel o çünkü önemli bir gezi olacak. İşte G7, NATO ve sonra da arkasından Putin görüşmesi olacak. Onun lojistiği halen netleşiyor. Dolayısıyla hangi gün, hangi saat onu bilmiyorum. Ama bütün seyahat zaten daha yeni şimdi planlanıyor. Ama o görüşmeye atıf 24 Nisan açıklamasında vardı. Ve zaten hani adeta onunla dengelenmişti. Yani hani biz bugün bu deklarasyonu yapıyoruz ama bu konuları ve daha fazlasını hepsini NATO zirvesi etrafında, NATO zirvesi dahilinde Haziran'daki görüşmede mutlaka konuşacağız diye o zamandan beri bir atıf yapılıyor. Herhangi bir iptal vesaire olacağını ben hiç zannetmiyorum Amerika'da. Hümeyra, çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Nevşin, çok sağ ol. Kolay gelsin. Ben sağ ol. Şimdi Hümeyra bugün çok yoğundu. Hakikaten yoğunluğuna rağmen şey yaptı, sağ olsun. Bize zaman ayırdı. Hümeyra'nın şey özel haberi çok önemli. Onu tekrar altını çizmek lazım. NATO, Belarus diktatörüne karşı bir ortak açıklama hazırlıyor. Ve o açıklamayı Türkiye müdahale edip yumuşatıyor. Aman Lukaşenko'ya çok da şey yapmayın, İşte yaptırım demeyin falan filan diye. Bence çok çok önemli bir haber, özel haber. Meray'da o şekilde tebrik edeyim tekrar ve toparlayayım. Görüşürüz.